KDP seri çend salayı bir rastî xiyanetka mezin li ser gelê Kurd dike, niha jî dest avêtî êzdiya. Eceba viya çiqa rast e? KDP bes heç xiyaneta KDP ra, KDP xwed nava Kurd û Kurdistanê da bir rastî tir rûmetkî ji xwe ra nehiştiye vê xayîntiya wan vê yani ne insanetiya wan êdî li din her kes dizane çiye xwed çavê gelê Kurda ti qîmetka wan ti insanetîka rûmetka wan kurdewarîtîka wan nemaye. Yani eceba di dinyayê da ciyê her kesî heye. O ciyê Kurda û êzdiya tune ye. Em vê hêviyê ji KDP me nedkir ku ew ê ewqazî li ewqazî li qirkirina gelê Kurd bixwaze. Eceba di Kurdistana başûr da ciyê her kesî ci her milletî her irqî her însanî heye û ciyê êzîdiya û û Kurdê ku însanetî dixwazin û mafê xwed parêzin mafê xwed dixwazin ew heqê wan tenê tune ye. Em KDP bi tundî şermezar dikin, bêrûmetîka mezin ser gelê Kurd dikin. Xwed çavê Kurd û Kurdistanê însanê Kurdistanê da gelê Kurdistanê da welat parêz însan û însanetî da kirine çopkî. Bi rastî yanî evana bi çi fikrê vî tiştî dikin em nizanin. Xayînin, ne însanin. Rişwet û bertîla dixwin, o bi onura gelê Kurd dileyzin. Bu gurura gelê Kurd dileyzin. Ev ya ne heqî wan e, ev ya ne yani ti tişkî heqî wan li ser Kurda tune ku vî lêştikê li serê wan bikin. Îro ciyayê Kurdistanê agir dibare. Çi ye vî ya? Bi piştgiriya KDP ye. Li ser êzdiya dîsa dilê wan heye ku partiyê KDP dixwaze ku partiyê êzdiya bigire. Ku fermana duyemîn sêyemîn li ser êzdiya dîsa pêk bîne. Bi destê dijmin eceba viya çiqa rast e. Yanî xayîntî û qeleştî û ne însanetiya KDP em şermezar dikin, em dibin bese bese bese. Bugün dört parça Kürdistan'da egemen güçler Kürdistan halklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Türkiye rejimi ve bağlı çete grubu DİFA El Vatani 6 Ağustos'ta Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimine bağlı Durazer'da aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişiyi katletti. Yapılan saldırıda 12 kişi ise yaralandı. Biz biliyoruz ki aslında hedefte olan Rojava kadın devrimidir. Kadın devrimi ile yaşamsallaşan halkların ortak yaşam iradesidir. Jin, jiyan, azadi felsefesiyle inşa edilen yeni yaşama saldırılarının nedeni korkudur. Çünkü demokratik barış ve barış içinde bir yaşam sömürgeci erkek egemen ulus devlet aklın kodlarında yoktur. Öte yandan Türkiye'de AKP-MHP rejimi Kürt halkının elinde halayına, kıyafetine, bir bütün olarak kültürüne saldırmaktadır. Son olarak Esenyurt'ta bir düğün basılarak sanatçılar ve düğün sahipleri gözaltına alındı. Buradan sesleniyoruz. Hiçbir güç bizi halayımızdan, dilimizden ve zıvgıltımızdan alıkoyamaz. Değerli kadınlar, Kürt düşmanı AKP-MHP rejimi Türkiye'de bunu yaparken Orta Doğu'da kirli ittifaklar ve işbirliği ile Kürdistan halklarının ve kadınlarının kazanımlarına el koymak istiyor. HDP bugün AKP-MHP rejimi ile işbirliği yaparak Kürtlere yapılan saldırıları organize ediyor. İhanetçi HDP bugün Ezidiler için bir tehdit oluşturuyor. Erdoğan'ın Irak ziyaretinden sonra Irak Yüksek Yargı Konseyi Ezidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi PADE Tevgere Azadiye Civaki Kurdistan'ı ve Demokratik Mücadele Cephesi Partisi hakkında kapatılma kararı verdi. Bir taraftan Kürtlerin demokratik siyaset yapmaları bu şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bir taraftan da PADE kapatılarak Şengal'in özelliği ortadan kaldırmaya çalışılıyor. Fermanın 10. yıl döneminde PADE hakkında kapatılma kararının alınması tesadüfi değildir. Karar Ezidi toplumunun inancının ve iradesini yok sayma ve DAEŞ'in saldırılarının devam edeceği anlamına gelmektedir. Değerli halkımız, KDP bundan 10 yıl önce Şengali ve Ezidi toplumunu karanlık çete DAEŞ'e deyim yerinde ise teslim etmişti. Bu hala hafızalarımızda. Tarih boyunca 73 fermana maruz bırakılan Ezidi halkı 3 Ağustos 2014'te DAEŞ çetelerinin Şengal'e saldırmasıyla tarihin en büyük soykırımlarından birine daha maruz kaldı.
Bu kıyım sonrası binlerce Ezidi öldürüldü, binlerce Ezidi zorla alıkonuldu ve yüz binlerce Ezidi zorla topraklarından edildi. Ezidiler 74. fermanla sadece yakın tarihin en kanlı katliamlarıyla karşı karşıya kalmadı. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde büyük bir kadın kırım yaşadı. Biz biliyoruz ki erkek egemen ulus, devlet zihniyeti kendisini, kadın bedenini, kimliğini, inancını bir savaş sahnesine çevirerek tahkim eder. Karanlık Daesh çetelerince bu pratik Şengal'de ne yazık ki vücut buldu. En azından 7000 kadın ve çocuk Daesh tarafından kaçırılarak zorla alıkonuldu. Bugün hala binlerce Ezidi kadın ve çocuğun akıbeti bilinmemektedir. Daesh özellikle Ezidi kadın ve çocukları savaş ganimeti olarak esir aldı. Sistematik tecavüze maruz bıraktı. Ezidi çocuklar ve kadınlar din değiştirmeye zorlandı ve köle pazarlarında satıldı. Binlerce Ezidi çocuk asimile edildi. Değerli kadınlar, Daesh ile ilişkileri birçok defa kayıt altına alınan, ticari ilişkileri ortaya çıkan, Kürt düşmanlığını temel politika olarak benimseyen AKP-MHP rejimi yıllardır Şengal'e dönük işgal saldırılarıyla katliam politikasını sürdürüyor. Şengal'de yapılmak istenen ve bugün hala çeşitli yönleriyle devam eden saldırı konsepti, Ezidiliğin dayandığı on binlerce yıllık toplumsallığın kök hücresidir. Hücresinin yaşam kültürünün ve geleneğin imhası üzerindedir. AKP-MHP'nin parçası olduğu bölgedeki Kürt düşmanı rejimler ve emperyalist güçler, bugün fiziki soykırımın dışında kalan Ezidileri kültür soykırım cenderesinde teslim almaya çalışmaktadır. Bu güçler Ezidilerin iradelerini ve Şengal'deki yönetim mekanizmalarını yok etme, itaat ettirme, yerleşim yerlerinden sürme, Ezidi inancını asimile ederek yok etmeyi hedeflemektedir. Bu düşmanlık döngüsünü sürdürerek soykırımı çok yönlü ve çok amaçlı sürdürmektedir. 10 yıl önce Ezidi soykırımına zemin hazırlayan KDP, bugün kamplarda kalan yüz binlerce Ezidi topraklarından göç ettirmenin derdinde, bölgeyi Ezidisizleştirmenin derdinde. KDP'nin kontrolündeki kamplarda kalan Ezidiler, kendilerine yönelik bir saldırı organize edilmeye çalışıldığı endişesiyle Şengal'e geri dönmeye çalışılıyor. Ezidiler Zaho'da camilerde verilen fetvalarla yeni bir soykırımın hedefi haline getiriliyor. Buradan KDP'ye sesleniyoruz. Ezidilere yönelik giriştirdiğiniz kirli oyundan derhal vazgeçin. Öncelikle tüm dünyanın gözleri önünde kaderlerine terk ettiğiniz Ezidilerin uğramış oldukları soykırımın hesabını verin. Günübirlik hanedan çıkarlarınız uğruna ihanetçi duruşunuzu biz kadınlar unutmayacak. Olası yeni bir fermanın müsebbibi sizsiniz. Bugün eğer kadim hakikatine sahip çıkan ve yüzünü özgür geleceğe dönen kadınların öncülüğünde Ezidi toplumu korunup savunuluyorsa, Jinjiyan azadi felsefesiyle yeni bir yaşam ısrarından vazgeçilmiyorsa, savaş ısrarına cevapları barışsa sonunuz yakındır demektir. Bizler Ezidilerin kendi topraklarında ve barış içinde yaşama haklarını savunmaya devam edeceğiz. Başta kadınlar olmak üzere tüm dünya halklarını Ezidilere dayanışmaya davet ediyoruz. Çok yakın bir zamanda biliyorsunuz 3 Ağustos anmasını yaptık. Ve o günde ifade ettiğimiz gibi Ezidi soykırımı, yani 73. ferman hala sürüyor. Yüz binlerce Ezidi bugün Güney Kürdistan bölgesel yönetiminin olduğu yerde, kamplarda ne yazık ki hala işkenceye ve pek çok şiddet türüne maruz kalıyorlar. Ve biz diyoruz ki bunları kınıyoruz, bunlar insanlık dışı uygulamalardır. Ve Ezidi soykırımı ne yazık ki bütün dünyanın gözleri önünde ve ulus devletlerin himaye ettiği, desteklediği, koruduğu IŞİD üyelerinin yaptığı bir katliamdı ve bugün de hala etkileri sürüyor ve bugün yeniden canlandırılmak istenen bu katliamın devamıdır. Kürdistan bölgesel yönetiminin olduğu bölgelerde, Zaho'da, camilerde katli vaciptir fetvası yeniden okunmaya başlamış ve özellikle KDP'nin bu soykırımı derinleştirmek, Ezidi halkını yurtsuz bırakmak ve bölgeyi Ezidilerden arındırmak için başlattığı politikayı sürdürmek istediğini görüyoruz. Ve bunun karşısında biz Kürt kadınlar, Özgür Kadın Hareketi'nin üyeleri olarak diyoruz ki artık buna bir son vermek zorunda bütün dünya.
bütün dünya Ezidi halkının yanında durmak zorunda. Ve biz Filistin'de, Rojava'da, Şengal'de, Kürdistan'ın bütün parçalarında bu sömürgeci işgal politikalarını derhal durdurmasını, bu imha etmeye dönük politikaların derhal durmasını ve bütün bu savaş politikalarının durmasını talep ediyoruz. Ve bunun için de dünya kadınlarına çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki bölgemizde yükseltilmek istenen bu savaş politikaları bütün halklara düşmandır. Ve Ezidi halkının hem kültürel özelliklerini hem bütün inancını, bütün inanç sistemini yok etmeye dönüktür ayrıca. Ve bugün bu KDP eliyle gerçekleştiriliyor, ne yazık ki derinleştiriliyor. Bunu asla kabul etmiyoruz ve KDP'ye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne diyoruz ki derhal, yani daha önce siz soykırımdan Ezidileri korumadınız. Ezidiler bu 10 yıl içerisinde örgütlendiler, kendi öz yönetim birliklerini, kendi öz savunma birliklerini oluşturdular. Bunun önüne geçmeyin, Ezidileri statüsünü kabul edin ve bütün dünyaya da diyoruz ki bu soykırımı tanıyarak aslında insanlık onurunu temize çıkaracağız biz hepimiz, bütün insanlar, bütün insanlık ve bütün uluslararası örgütlere, dünya devletlerine ve dünya halklarına diyoruz ki insanlığa karşı işlenmiş suçlar, felaketler, pogromlar, soykırımlar biz onlara karşı durmadıkça, mücadele etmedikçe tekrar ederler. Biz ve devletler, yani insanlık onurunu temize çekmedikçe, bu suçlarla devletler yüzleşmedikçe, yargı önüne çıkmadıkça suçlular tekrar ederler. Ve biz bunun tekrar etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ve 72 millete aynı nazarla bakan, her gün sabah güneşe niyaz ederek güne başlayan Ezidiler, bu birlikteliği, bu dayanışmayı en çok hak eden halklardan, inançlardan biri. Onları korumak, onların yanında olmak bizim görevimiz. Ve biz diyoruz ki bu güneşin kararmasına biz kadınlar asla izin vermeyeceğiz.